iş bu? Hürriyet bombayla parçalanabilir mi? Bir ruha kurşun işler mi? Bir fikrin önüne set çekilir mi? O fikir ki hürriyetimiz, ruhumuz. O fikir ki uyanışımız. O fikir ki vatan sevdamız. Kulakları sağır eden o sesi duydunuz mu efendiler? Sinemizde patlattıkları o bombanın sesini duydunuz mu? Kadınlarımızın, çocuklarımızın canına kastetmeye and içmiş canilerin vahşetine şahit oldunuz mu? Biz yapmadık demişler. İki kanadı olmayan kuş uçamaz demişler. Bizim kolumuz da kanadımız da biziz. Böyle namelere karnımız tok. Susalım, isyan etmeyelim isterler. Lakin tanıyamamışlar bu milleti. Bu milletin dirilişini görmezden gelirler. Harf harf, satır satır yazıyorum işte. Halit İkbal ölmedi. Vatanın hürriyetini, bayrağımızın vatan toprağında dalgalanışını görmeden de ölmeye niyeti yok. Yunan'ın uzattığı sahte zeytin dalında karnımız tok. Andreas Efendi cevap versin sualime. Hürriyete kurşun işler mi? Halit İkbal. Söyleyin teğmen. Öldüğünü söylediğiniz biri hala böyle yazıları nasıl yazıyor? Ölümsüz mü yoksa Halit İkbal? Kurşun işlemiyor mu? Yoksa mezarından mı yazıyor bunları? Bir başkası yazıyor olmalı. Yazan her kimse onun ismini kullanıyor muhtemelen. Becereksizliğinizin mazereti bu mu? Kumandan. Albay. Teğmen Leon'un becereksizliğini siz telafi edin. Bu adamı susturun. Kırın şunun kalemini. Sen ne yapıyorsun? Neden ikazlarımı dinlemiyorsun? Neden o yazıyı yazmaya devam ediyorsun? Sen neden beni ikaz ediyorsun? Neden vazifeni yapmıyorsun? Cevabını bildiğiniz soruyu niçin soruyorsunuz küçük hanım? O manasız hareketiniz için size haddinizi bildirmiştim. Zinhar, zinhar beni korumanıza, himayenize ihtiyacım yok. Onunla bir alakası yok. Anlamıyor musun? Öldürürler seni bu defa. Bak, kız kardeşin şu anda can çekişiyor. Anneni bir de seninle mi imtihan etmek istiyorsun? Bu nasıl bir aymazlık? Cesaret ne vakittir aymazlık oldu? Ahmakça cesaretin neticesi bellidir küçük hanım. Keskin zekanızı daha iyi kullanırsanız kendinizi bu kadar riske atmadan da fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Bir de senden akıl mı öğreneceğim? Sen git o Andreas mı ne onu tutukla. İpe sapa gelmez yazılarıyla insanları kandırmaya çalışmasın. Tek gayem hayatta kalmanız. Başka gayem yok. Neden?
Neden hayatta kalmam sizi bu kadar alakadar ediyor?